Kardemir Karabük Spor'un bir işçi takımı olduğunu ve bu takıma hep birlikte sahip çıkılması gerektiğini söyleyen Başkan Feridun Tankut konuğumuz. Ben Kardemir Karabük Spor'da uzun yıllar görev yaptım. 1993 yılında takımımız Süper Lig'e çıktığında Karabük bir ilçeydi, ilde olmamıştı. Türkiye'de ilk ilçe takımlardan bir tanesiydi Kardemir Karabük Spor'umuz. O zaman malumunuz bir sene ligde kaldık. Son maçta içeride Zeytinburnu'yla yaptığımız maçtan sonra küme düşmüştük. Tekrar bir 96-97-98 iki yıllık bir süreç var. Arkasından da 2011 itibarıyla tekrar Süper Lig'e, 2010-2011 sezon tekrar Süper Lig'e çıkışımız var. Kardemir Karabük Spor içerisinde çok uzun yıllar görevde bulundum. Yaklaşık 20 yılın üzerinde, 22 ile yakın görev yaptım. Zaman zaman yönetimlerde bulundum. Ama bu üçüncü dönem başkan olarak gelişimin. İlk geldiğimde 1,5 sene kaldım. Sonra 9,5 yıllık bir ikinci dönemim oldu. Bu sefer de yeniden gelmiş oldum. Ben geçmiş yıllarda da çok uzun yıllar Çelik Sendikası'nda mali sekreter olarak ve 11 yılda genel başkan olarak görev yaptım. Hakş Konfersiyonu'nda genel mali sekreter, genel sekreter, genel başkan yardımcılıkları toplam 16 yıllıkta Hakş Konfersiyonu'nda sendikacı olarak görevlerim var. Tabii bunları sayınca Kardemir Karabük Spor'un da bir işçi takımı olduğunu burada vurgulamak gerekiyor. Sizin de dikkatinizine çekmiştir. Kardemir deyince, Karabük Spor deyince önünde Kardemir'in sponsorluğunu görüyoruz. Formamızda Kardemir, formamızın önünde Kardemir sponsorluğundan dolayı reklamı vardır. Arkasında da işçiyi temsil eden Çelik Sendikası'nın reklamı vardır. Hem Çelik Sendikamızın genel başkanı yapmış hem de geçmişte Karabük Spor'umuzun başkanlığını yapan rahmetli Metin Türker'in de bize üç vasiyetinden biridir. Bunlardan bir tanesi Kardemir'e sahip çıkın, biri Çelik Sendikası'na sahip çıkın, bir de Kardemir Karabük Spor'a sahip çıkın diye. Kendisi kanser tedavisi görmek üzere Amerika'ya gittiğinde havalandı bize. Karabük halkına vermiş olduğu bir vasiyetin gereğidir. Ben rahmetli Metin Türker'le de uzun yıllar sendikada da beraber olduğum için bu vasiyetini her zaman kendimize bir görev edinmişizdir. Kardemir Karabük Spor sezon başında ben de göreve geldikten sonra tekrar göreve gelince ilk işimiz takımı yeniden yapılanma içerisine soktum. Çünkü futbolcuların büyük bir bölümü İkişer yıllık sözleşmeler olduğu için Süper Lig takımı, ona göre de transferler, sözleşmeler yapılmış. Rakamlar çok yüksek tabii haklı olarak. O yüksek rakamlarla bizim PTT Ligi'nde devam etmemiz mümkün değildi. Bu vesileyle sizlerin aracınızla önemli bir konuyu da gündeme taşımak istiyorum. Ben bunu süreç içerisinde sürekli gündemde tutacağım. Süper Lig'de gelirler 30-35 milyon gibi ortalama bir gelir düzeyinde bakarsak kulüplerin gelirleri havuzdan alınan, iddiadan alınan paralarla o civarda sponsorluk ücretleri hariç. Dolayısıyla kulüpler buna göre transfer yapıyor, buna göre bir sözleşmeler yapıyorlar. Kardemir Karabük Spor'un da o şartlar içerisinde yapmış oldukları ikişer yıllık sözleşmelerle bütçeye göre ayarlanmış bir sözleşme. Fakat takım düştüğü zaman o 30-35 milyonluk gelir bir anda 6,5-7 milyona düşüyor. O zaman da o takımlarımızın birçoğu o sözleşmelerle devam eden futbolcuları göndermekte ya zorlanıyor ya adaptasyon noktasında sıkıntı yaşadıkları için bir bocalama süreciyle beraber kulüplerimiz ekonomik bir krizin içerisine giriyorlar. Ben bu konuyla ilgili Kardemir Karabük Spor'un da sıkıntı yaşamaması için önce eski futbolcu arkadaşlarımızla yollarımızı ayırmayı daha uygun gördük ve ayırdığımız futbolcu arkadaşlarımızda maliyetleri düşürerek yeniden PTT Ligi'ne uygun şartlar içerisinde transferler yaptık. Yani bu transferlerin toplamına baktığımızda kesinlikle 1/3 düzeye kadar düşürmüş olduk. Aksi takdirde Kardemir Karabük Spor'da isim vermeden geçtiğim o takımlar gibi Kardemir Karabük Spor'da çok hızlı bir vaziyette onların bulunduğu yerlere doğru gidecekti.
Burada önemli bir adım atmış olduk biz. Belki hani bu sorulacak neden 20 küsur futbolcu gönderildi, neden 20 tane futbolcu alındı? Göndermemiz ve almamızın sebebi bu. Ama burada eğer Avrupa'da birçok ülkede olduğu gibi Türkiye'de de bu sistemi yerleştirilebilirse, para sistemi denilen bir sistem var. Örnek 30 milyon lira gelir olan bir takım, havuzdan ve federasyondan aldığı gelir 30 milyon lira olan bir takım küme düştüğünde, düştüğü sene 3'te 1 kesinti yapılarak 20 milyona. Bir yıl sonra 10 milyon, ondan sonra 6,5 milyon gibi bir gelirle karşı karşıya bırakılmış olsa, bu adaptasyon sürecini borçlanmadan, kulübü sıkıntıya düşürmeden çözebilmiş olacak. Ben bundan sonraki tüm süreç içerisinde hem federasyonla yapılan görüşmelerde yetkililere, başta başkanımız olmak üzere Yıldırım Demirören Bey'e, yönetim kurulu üyelerine ve aynı zamanda spordan sorumlu devlet bakanımıza, Karademir Karabük Spor'la beraber bugün PTT Ligi'nde olan veya Süper Lig'de bulunan takımların başkanlarıyla yapmış olduğumuz görüşmelerde ben bunları sürekli gündemde tutmayı hedefliyorum.